Laparoskopik ameliyatlar dediğimiz doktorlar arasında, bizlerin arasında yani minimal invazif cerrahi diye tanımladığımız, halk arasında ise bu ameliyatlar kansız ameliyatlar diye tanımlanan ameliyatlardır. Bu ameliyatlar artık jinekolojide doğum hariç, kadın doğum içerisinde doğum hariç her ameliyatları laparoskopik olarak yapmak mümkündür. Laparoskopi nasıl yapılan bir ameliyat? Hasta aç ve anestezi hazır halde geldiğinde, teşhis konulduktan sonra bu kist olabilir, miyom olabilir ve başka türlü rahatsızlıklar, mesela kanser türevi hastalıklar, rahim büyümesi gibi ameliyatlar olabilir. Bunların hepsinde kullanılabilecek bir tekniktir. Bu ameliyat normal konvansiyonel ameliyat dediğimiz, yani karnın açılarak içerisinde müdahale yapılan ameliyatlara göre üstünlüğü nedir? Bu ameliyatlarda karnımızda çok az kesiler yapıyoruz. Yaklaşık 3 ya da 4 tane yarım santimlik kesiyle karın içerisine giriyoruz ve bizleri ilgilendiren, yani jinekoloji bölümünü ilgilendiren rahim, yumurtalık ve tüplerle ilgili her türlü ameliyatı yapabilmekteyiz. Hastaya kazancı ne oluyor bu ameliyatın? Bir kere uzun uzadıya geniş bir kesi yapılmamış oluyor. Hastanede daha az kalıyor. Maliyet ve işe dönüş olarak daha çabuk hayatına geri dönebiliyor. Ve sonuçları da normal ameliyatlar gibi, karnı kesilen ameliyatlarla eşdeğer oranda yapılabiliyor. Bazı çalışmalara göre karın içerisindeki ameliyatlara bağlı olarak yapışıklıkların da daha azaldığı söyleniyor. Neler yapılabilir laparoskopik cerrahi ile? Tüm kist ameliyatları yapılabilir. Olabilecek, görülebilecek tüm miyom ameliyatları, belli bir boyutun altında olan, mümkünse 8 santimin altında olan multiple, yani birden çok da olsa miyomlar, bu teknikle yapılabiliyor. Rahmin tamamen alınması ameliyatı laparoskopik olarak yapılabilir. Rahim sarkması durumu, idrar kaçırma durumu gibi ameliyatlar da karn hiç kesilmeden bu ameliyatta, yani birkaç tane çubuk vasıtasıyla halk dilinde tanımlanabilecek şekilde laparoskopik olarak yapılabilmektedir. Sonuçları daha önce de belirttiğim gibi son derece başarılıdır. Hastalarımızın bir kısmını ameliyatlarını sabah yapıp akşam saatlerinde eve taburcu edebiliriz. Nadir olan bir bölümünü de daha uzun seyretmiş, anestezide daha uzun kalmış, yaşı daha ileri olabilen hastaları da ertesi gün evlerinde taburcu ediyoruz. Sonuç olarak söylemek istediğim şey şu, karın açılmadan da kadın doğumunun içerisindeki jinekolojik ameliyatların birçoğu laparoskopik yöntemle yapılabilir. Hatta yapılması hasta açısından çok 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 uygun olur. Önemli olan uygun bir merkezde, uygun bir şekilde, doğru indikasyonda bu ameliyatların yapılmasıdır.